Her biri ortalama 40 ton ağırlığındaki balinalar, gidebilecekleri daha sıcak sular varken neden bu soğuk sulardalar? Çünkü aradıkları küçük balıklardan burada bol miktarda var. Kuzey Kutbu'nun soğuk suları besin yönünden çok zengindir. Ve balinalar sıcak sulardan buraya özellikle göç ederler. Kutupta bulundukları sırada özellikle kril denilen karidese benzer küçük balıkları yiyerek besin depolarlar. Balinalar bir kril ya da balık sürüsü bulduklarında ortaklaşa hareket ederler. Balıklar yüzeyden derine kaçmaya başladıklarında balinalar topluca daha derine dalarlar. Hemen sonra balık sürüsünün altından bir çember kafes oluşturacak şekilde hava kabarcıkları bırakmaya başlarlar. Böylece balık sürüsünün etrafında dağılıp kaçmalarını önleyen hava kabarcıklarından dairesel bir duvar oluşur. Çemberin tam ortasından yüzeye çıkmaya başlayan balinaların artık ağızlarını açmaları yeterlidir. Balinalar bu zekice planları ve ortaklaşa davranışları sayesinde balıkları kolayca avlarlar. Tabii ki bu ziyafetten kuşlar da faydalanır. Balinaların bu akıllı davranışlarının bir tek açıklaması vardır. O da bu canlıların onları yaratan Yüce Allah'ın ilhamıyla hareket ettikleridir. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerinedir. Kutuplarda insanlar da yaşar. Eskimolar olarak tanınan Inuitler. İnsanoğlu da ihtiyacı olan her şeyi rahatlıkla bulabilir burada. Avladıkları hayvanların kürkleri Eskimolar için en sıcak giysilerdir. Fok balığı, kutup ayısı, ya da rengi. Bunlar insanın soğuktan korunması için ideal kıyafetlerdir. Balina'nın Inuitlerin yaşamında özel bir yeri vardır. Çünkü balina'nın derisinde bol miktarda C vitamini bulunur. Bizim meyve ve sebzelerden karşıladığımız C vitamini ihtiyacımızı Inuitler avladıkları balinalardan karşılarlar.
tıbbi açıdan C vitamini alınması insan sağlığı için şarttır. C vitamini alınmadığında ise iskorbit hastalığından ölüm kaçınılmazdır. Görüldüğü gibi meyve ve sebzenin yetişmediği ağır kutup koşullarında bile insan bedeninin ihtiyacı karşılanmaktadır. Buzlarla kaplı bu dünyada insanın ihtiyacı olan her şey yanı başındadır. Yüce Allah, karadaki ve denizdeki canlıları insanoğlunun yararına sunmuştur. Ve hayvanları da yarattı. Sizin için onlarda ısınma ve yararlar vardır ve onlardan yemektesiniz.